Merhaba, Ceyda Erenoğlu'yla Sağlık izliyorsunuz. Hepiniz hoş geldiniz. Sağlıkla ilgili konulardan birinde daha karşınızdayız. Hepinize iyilik, sağlık, güzellik dileyelim. Bütün iyi dileklerimizi gönderelim. Göz sağlığı ve hastalıkları uzmanı doçent doktor Levent Akçay. Kendisi bugünkü konuğumuz. Hem dünyada ilk kez yapılan bir araştırmanın sonuçlarından bahsedeceğiz. Hem de hani akıllı mercekler diyoruz ya, yani onlara akıllı lensler de deniyor. Onlar nasıl daha akıllı hale geldiler? Son durum nedir? İşte onlarla ilgili tüm ayrıntıları yine burada dile getireceğiz. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Geçtiğimiz günlerde yine beraberdik. Evet, bugün yine. Peki, 45 hastayla yaptığınız bir araştırma var sizin. Yanlış söylüyorsam düzeltin lütfen. Covid-19 ile konjonktivit arasında, yani göz iltihabı arasındaki ilişkiyi bilimsel kanıtlar sunarak araştırdınız aslında. Önce anlatır mısınız, hani konjonktivit nedir? Onu bize birazcık daha açıklayın. Ondan sonra da bu araştırmadan bahsedin. Konjonktivit gözümüzün en ön tabakası, yani beyaz tabakanın üzerinde yer alan bir zardır. Gözümüzün üzerini kaplar. Burada genellikle kızarıklık, yanma, batma, çapaklanma şeklinde belirtiler verir. İşte virüslere ait vardır, mikroplar, bakterilere ait vardır, mantarlara ait vardır. Bununla ilgili bir bulgudur. Günümüzde biliyorsunuz COVID-19 hastalığı her tarafı sarmış durumda. Günlük vakalarımız da 50 bin civarına ulaştı. Biz ilk başladığı zaman COVID Türkiye'de Mart ayı gibiydi, hatırlarsanız. Tabii. Bir vaka vardı. Daha sonra hızlı bir şekilde bu sayılar artmaya başladı. O dönemde birkaç tane yeni yayın çıkmıştı. O yayınlar şöyle diyordu. COVID-19 hastalarında göz konjonktiviti, gözde iltihap yapma oranı 8%. Bizim günlük pratiğimizde ise biz bunu görmedik. Yani Türkiye'deki hastalarda 8% gibi bir oran görmedik. Çok çok daha az bir oran gördük. O yüzden bir karar aldık ve bunu araştıralım dedik. Türkiye'deki hastalardaki durum nedir? Hastanemizde PCR testlerini bizzat kendim uygulayarak hem boğazdan hem de gözden numune alarak Ümraniye genom laboratuvarlarında PCR testlerimize baktık. Bu hastalarımızda bulduğumuz şey bizim Türkiye'deki bulgumuzla aynıydı. Yani konjonktivit nedeniyle gelen hastaların hiçbirinde COVID-19 saptanmadı. COVID-19 nedeniyle gelen hastalarda da konjonktivit saptanmadı. Yani COVID-19 ilk yayınlarda bahsedildiği gibi aslında gözde bir konjonktivite çok sık olarak neden olmadığı gibi çok 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 ender olarak sebep olan bir virüstür. Yani bunu araştırdınız, bilimsel kanıtını ortaya koydunuz ve dünyaya bu anlamda bir katkı sağladınız. Evet, bunu ilk bilim biz söylemiştik zaten Türkiye'de. Kendi aramızdaki Türk Oftalmoloji Derneği toplantılarında biz bu konuyu gündeme getirmiştik, araştırmada başlatmıştık. Bu araştırmanın bilimsel sonuçlarını da yabancı dergilerde yayınladık ve o da literatüre girdi. Peki buna benzeyen veya benzemeyen başka araştırmalarınız var mı? Tabii şu an başka araştırma da yürütüyoruz COVID-19 ile ilgili olarak. Nedir o? Şimdi aslında konu çok basit. Onu ben basit özetleyeyim. Halkımız bilecektir, hep anlatılır. COVID bize nasıl bulaşıyor? İşte ağzımızdan bulaşıyor, burnumuzdan bulaşıyor, gözümüzden bulaşıyor. Ben de diyelim ki COVID-19 var. Peki benden size nasıl bulaşıyor? Ağzımla bulaşıyor, burnumla bulaşıyor. Ama gözümden bulaşmıyor. Evet. Şu an bunu araştırıyoruz. Hani bizim şu andaki savımız COVID-19 vücudumuza bu üç yerden girer ama gözümüzün sıvısından size bulaşmaz. Çünkü gözümüzün sıvısında 60'tan daha fazla protein, proteaz, enzimler, sitokinler denilen vücudumuzun koruyucu sistemleri var. Bu koruyucu sistemler bizim bulgumuza göre COVID-19'u inhibe ediyorlar. İşte biz de buradan yola çıkarak acaba gözümüzün bu sıvısındaki bu maddeler COVID-19'u, bu koronayı inhibe ediyorsa bunu vücut için bir ilaç haline getirebilir miyiz? Şu andaki araştırmamızın sebebi bu. İyi ki sormuşum. Demek ki varmış böyle evet, şeyler. Önemli bir konu. Konuyu daha açıklamış olduk. Bilim böyledir. Yani akla geldikçe, düşünüldükçe ve hastalardaki bulgularla sizin düşündüğünüz çakıştıkça o bilimle ilerlersiniz ve yeni bulgular elde edersiniz. Şimdi konusuna gelmek istiyorum. Son yıllarda çok sık söz ettiğimiz, burada da daha önce programlarda da dile getirdiğimiz göz içi mercekler. Evet. Halk arasında akıllı lens de deniyor. Tam karşılığı değil, siz de pek sevmiyorsunuz galiba bu tanımlamayı ama daha anlaşılır olsun diye söyleyelim. Bunlarla ilgili katarakt olsa da olmasa da, hastada yüksek miyop olabiliyor, hipermetrop olabiliyor, öyle değil mi?
presbiyopi olabiliyor, yakını görmede, yaşa bağlı görme sorunları olabiliyor. Ve bunlar gerçekten önemli çözümler sunuyorlar. Şimdi önce bir göz içi mercek ne demek? Onu bir kere daha bir açıklayalım bizi Tabii. izleyenlere. Sonra da bu akıllı lensler nasıl daha akıllı hale geldi? Şimdiki durumdan son duruma nasıl geçti onu konuşalım. Gittikçe akıllanıyor. Evet. Yani insan dışındaki her şey akıllanıyor ama insanlar ne kadar akıllanıyor? Şimdi işin bir de orası var. Şimdi kısaca bir tanımlama yapalım. Biz hastalarımıza anlattığımız zaman gözünüzün içine mercek takılacak dediğimiz zaman ben gözümün içine mercek istemem diyor. Oysa hepimizin gözünün içinde yaratılıştan itibaren bir mercek var. Bu mercek aynen fotoğraf makinesi gibi. Ama bu dışarıdan takılacak ya. Evet. Ondan. Şimdi bu doğal. Yaratılıştan itibaren doğal. Uzağa bakıyorsunuz bir zoom yapıyor. Yakına bakıyorsunuz bir zoom yapıyor. Bunu otomatik olarak yapıyor. Fakat 45 yaşından sonra bunu yapamıyor. 45 yaşına kadar bu çalışıyor. 45 yaşından sonra uzak ve yakın arasındaki bu zoom yapma, netleştirme olayını yapamıyor. O zaman ne yapıyoruz? 45 yaş civarında ya da üstünde yakını göremediğimiz zaman bir tane gözlük takıyoruz ve öyle okumaya başlıyoruz. Yaş arttıkça bu numara artıyor. İşte işin garip olan tarafı burası. 45'te 1,5 ise 60 yaşında 3'e kadar gidiyor. Bu mercek zamanla katarak haline de gelebiliyor. Gözümüzün içindeki mercek dioptrik olarak bir gözlük ihtiyacı hissederken bunun yanında bir de beyazlaşıyor, opaklaşıyor ve katarak oluyor. Yani gözümüzün içindeki doğal merceğin doğallığı kayboluyor. Biz de ne yapıyoruz? Katarak ameliyatı gibi bir ameliyat yapıyoruz. Yani gözümüzün içindeki merceği alıp yerine yenisini takıyoruz. Katarakta olmasa da yapıyorsunuz ama başkası. Orasına geleceğim. Normalde katarakta işlem bu. Mercek çıkarılıp yeni bir mercek takılır. Mercek takmazsanız hasta göremez. Çünkü mevcut bir şey aldınız. Ben bunu hep hastalarıma araba olarak anlatıyorum. Arabanızın diyorum 4 tane lastiği var. 5 sene oldu. Lastiğinizin bir tanesi parçalandı. Ne yapıyorsunuz? Yerine yenisini koyuyorsunuz. Bu olay bu. Şimdi bu katarak hastaları için ikinci bir grup hasta var. Biraz evvel anlattığım presbiyopi dediğim yakını görememe bozukluğunda. Örneğin hasta uzakta +3, +2 hipermetrop. Yakında da 1,5 var, 3,5. Uzağa başka gözlük takıyor, yakına başka gözlük takıyor. Bu gözlükten kurtulmak istiyor. 45 yaşından sonra lazer yapmıyoruz. Gençlere lazer yapıyoruz ama 45 yaşından sonra lazer yapsam da ben gene o kişi gözlük kullanacak. O zaman ne yapacağız? Mantıki olarak bozuk olan şeyi değiştirmemiz lazım. Bozuk olan şey mercek. Aynen katarak ameliyatı gibi bu merceği alıyoruz, yerine başka bir mercek takıyoruz. Fakat bu mercek özellikli bir mercek. Şimdi oraya Eğer, gelelim. Evet, yakını ve uzağı görmek istiyorsanız özellikli mercek. Tekrar katarağa dönelim. Normalde sizde katarak vardı, katarak ameliyatı yaptım. Normal güzel bir ameliyat, yakını göremezsiniz. Mutlaka bir yakın gözlük takacaksınız. Bu gözlüğü takmak istemiyorsunuz. Gözünüzün içine halk arasında akıllı mercek denilen özellikli merceğin takılması şart. Şimdi o özellikli merceğin özellikleri. Ben özellikli mercek diyorum çünkü hiç kimse insandan daha fazla akıllı olamaz. Robot da üretseniz hiç kimse insan aklını geçemez. Hiçbir canlı geçemez. Tabii ki bir reklam olarak buna bir akıllı mercek adı konmuş 10 sene evvel. Bu şekilde gidiyor. Akıllı mercekle özellikli merceğin aynı şey olduğunu burada söylemek istiyorum. Bu özellikli merceklerin bir özelliği var. Biz bunu taktığımız zaman 40 santimden bize okumayı sağlıyor. Bu bir cep telefonu mesafesi. Hı hı. Ama 20 santimden değil, 40 santimden. Yani burayı göreceğiz, bilgisayar ekranı olan 65-80 santimi göreceğiz, uzağı göreceğiz. Yani 3 noktayı da gösterecek. İşte o yüzden bunlara 3 odaklı mercekler, hı hı. trifokal mercekler deniyor. Ne güzel açıkladınız. 40 santim, 65 santim uzak. Peki bunun dezavantajı var mı? Avantajı şu, hiçbir zaman gözlük kullanmayacaksınız. Dezavantajı şu, bu gözün içine taktığımız mercekler halkayla çalışıyor. İçlerinde halka var. Kimisinde 15 halka var, kimisinde 7 halka var, kimisinde 20 halka var. Markaya göre değişiyor. Onlarca marka var. Bu merceğin üzerindeki her bir halka ışığa baktığınız zaman ışığı dağıtıyor. Hı hı. Araba kullanıyorsunuz gece. Hı hı. Görüşünüz çok güzel. Göstergeyi gördünüz, direksiyonu gördünüz, cep telefonu gördünüz, bluetooth'u gördünüz, radyoyu gördünüz, uzağı gördünüz. Ama karşıdan gelen arabaların ışıkları yansıyabilir. 3 hastanın birinde var bu. Hani 3 hastanın Hala birinde tabii. Birazdan oraya geleceğiz. Evet. Esas nokta burası. 3 hastanın birinde bu var. Yani 10 milyon
mercek taktıysanız 3 milyonu bunun bu ışıklardan bazen rahatsız olabiliyor. Bazısının hiç umurunda olmuyor. Hocam ışık yansıyor ama önemli değil. Ben süper görüyorum diyor. Bazısı da bunu kafaya takıyor. Firmalarda oturuyorlar diyorlar ki biz bu akıllı merceği daha nasıl akıllı hale getirebiliriz? Hı hı. O zaman yeni nesil mercekler çıkıyor. Şimdi, bunların üzerinde halka yok. Ben olmasam da siz bu programı sunar gidersiniz. Sonuna kadar. Sonunda vedanızı da yaparsınız. Öyle de çıkarsınız gerçekten ama arada bir araya gireyim diyorum. Şimdi dediniz ya, şimdi asıl sorun o dediniz ya, yani daha doğrusu sorun değil de konu o dediniz. Demek ki bu akıllı mercekler artık şu son geldiğimiz noktada, teknolojinin bizi getirdiği son noktada öyle bir hale geldi ki gerçekten o söylediğiniz sorunlar yavaş yavaş ortadan kalkar mı oldu? Bu en yeni teknoloji mi? Evet. Hani bunu ilk defa mı burada konuşuyoruz? Onu bir öğrenmek sizin istiyorum. Sizin programınızda ilk defa konuşuyoruz. Türkiye'de ilk defa sizin programınızda konuşuyoruz. Ne güzel. Tabii ki bilimsel platformlarda bunu kendi aramızda konuşuyoruz. Mesela ben geçen hafta bununla ilgili bir kursta görevliydim. Bu konuları anlattım. Ama basında halka ilk defa anlatılıyor bu konu. Peki heyecanlı. Ne olduğunu bize bir söyler misiniz? Tabii ki. Bir mercek düşünün gözümüzün içerisinde. Gece arabalarda yansıma yapıyor. Bir mercek düşünün. Yine gösteriyor ama gece arabalarda yansıma yapmıyor. İşte teknoloji güzel. Oradan buraya sıçradı. Buna biz X-Wave teknolojisi diyoruz. Biraz evvel anlatmıştım. Merceklerin üzerinde halkalarla çalışıyor evet. diye. Her halkaya çarpıyor. Biliyorsunuz üçgen prizmaya ışık girdiği zaman 7-8 tane renk ayrılır. Bu şekilde çalışıyor. Bu yeni teknolojide ise üzerinde halka yok. Direkt yansıtıyor. Dezavantajı var mı? Var. Şimdi her şeyin bir avantajı ve dezavantajı vardır. O yüzden doktorlar hastaya göre mercek seçecek. Yani marka üzerinden gitmeyecekler. Mesela size başkadır, arkadaşa başkadır, ona başkadır, öbür hastaya. Herkesin kendi ölçülerine ve kendi mesleklerine göre merceği seçmek zorundasınız. Örneğin bu yeni teknolojideki mercek bana ne sağladı? Uzaklarda artık parlama yok, ışık yansımaları yok. Peki. Bir dezavantajı var. Biraz evvel akıllı merceklerin 40 santimi gösterdiğini söylemiştim. Evet. Bunlar 55 santimden başlıyor göstermeye. Hani bir 10 santimlik bir uzaklaştırma gerekiyor. Yani 40'tan değil 55'ten okuyacaksınız. Ama 55 ve sonrası inanılmaz güzel. O zaman şöyle bir öngörüde bulunmak da çok zor olmasa gerek. Gelinen teknoloji bir takım defekleri yok ediyorsa eğer bu 55 santimi de tekrar 40 santime çekmek mümkün olmaz mı? Belki ileride o da olur ama bu 10 sene mi olur, 15 sene mi olur? Belli değil. Ben hastalarıma her zaman şunu söylüyorum. Gerekiyorsa bunu yapalım. Yani ihtiyacınız varsa, ihtiyacınız yoksa anlamı yok. Nedir bu ihtiyaç? Uzakta gözlük kullanıyor. Yakında gözlük kullanıyor. Bazısı bunları kullanmıyor. Bakın, hiç bunları kullanmadan trafiğe çıkan hastalar var. Evet. Mesela bir gözü, sağ gözü çok çok az görüyor. Çünkü gözlük gerekiyor. Bunda sıfır, burada üç numara takmıyor. Bunu da görüyorum diyor. Ama buradan gelen arabayı görmüyor. Buradan bir çocuk da gelebilir. Hı hı. Hani biz sadece kişiye özel tedavi yapmakla kalmıyoruz. Aslında bu işi yaparken toplumu da kurtarıyoruz. Çünkü o insan araba kullanıyor zaten. O insan herhangi bir şekilde o arabaya binip kullanıyor. Biz sadece onu düzeltmiyoruz. Diğer dışarıdaki tehlikelerden de uzaklaştırıyoruz. Bu yarın bir heyecanlandığında, ufak bir kalbi ağrıdığında arabayı sağ görmediği şekilde çekip o tarafta birine de vurabilir. Ve oluyor da zaten bunlar. Yani Türkiye'de trafik kazaları çok fazla biliyorsunuz. Bakalım o kişi görüyor mu gerçekten? Yani biz bir ehliyet veriyoruz 5 sene. Kimse bakıyor mu onlara? Kimse bakmıyor. Ehliyet verilir şekillerde. Onlar konuşulabilecek şeyler tabii ki. Ama sonuç olarak bir göz sağlığı programından bakın toplum sağlığına, trafik kazalarına vesairelerine, ilintili şeylere de geçiyoruz. İç içe bunların hepsini beraber Doğru. konuşmak lazım. Doğru. Bir bilim adamı karşısındaki hastayı düşündüğü kadar diğer insanları da düşünmeli. Benim karşıma 8-9 numara gözlük ihtiyacı olan gençler geliyor. Bu çok önemli. Takmıyor. Yani yaşamı bir kere kendine kapatmış. Bunu takmadığın zaman ne olacak? Senin hayatın bilgisayar, masa, cep telefonun olur. Uzağı görmüyorsun çünkü. Uzakta ne olduğunu bilmiyorsan o sosyalizasyonunu sağlayamazsın. Hani insan iyi görmeli. Doğru. Gözlükle görebilir, kontak lensle görebilir, lazerle görebilir, akıllı mercekle görebilir. Bunun mutlaka bir çaresi vardır. Körlük dışında her şeyin çaresi var. Peki, göz içi merceklerle alakalı bu bahsettiğiniz yenilik, bu kusurun giderilmesi tabii ki önemli. Tabii ki yaşam kalitesini yükseltiyor. Sadece kişiye değil, onun yaptığı hatadan etkilenebilecek birçok insana büyük bir konfor sağlıyor, güven sağlıyor. Nasıl uygulanıyor?
Öncelikle hastanın şikayetinin olması lazım bu konuyla ilgili. Ya doktor bey ben bundan kurtulmak istiyorum demesi lazım. Yani şu yüreğinden bunun gelmesi lazım. Sonra biz bu kişiyi muayene ediyoruz. En az 5-6 tane tetkik yapıyoruz. Gözünün içerisindeki bütün sıvıları, katmanları, ön kamera derinliğini, mercek kalınlığını hepsine bakıyoruz. Ve o kişiye özel merceği açığa çıkarıyoruz. Diyoruz ki size bu iş hayatınızda veyahut da ev hanımlığınızda veyahut da şunda bu mercek size uygun. İkinci seçimimiz şu olur, üçüncü seçimimiz bu olur. Muayene odasında öncelikle bunu tamamlıyoruz. Sonra ameliyat günü, işlem sadece 10-15 dakika. Öyle mi? Bu evet. Kadar kısa. Gözleri tek tek yapıyoruz. Bir gün bir göz, diğer gün diğer göz. Aynı hafta bitirirsek çok çok daha iyi oluyor. İki gözün aynı anda olması mümkün değil mi? Biz yapmıyoruz. Yapılan yerler var ama bu yasal değil. Nedeni yani, ne? Çünkü iki türlü sebep var. Birincisi hastadan siz tek göz için onay alıyorsunuz. İki göz için onay aldığınız zaman burada malpractice sıkıntıları çıkabilir. İkincisi olmaz da hani milyonda bir oldu, bir enfeksiyon oldu, bir şey oldu. O zaman iki gözü tehlikeye atmanın hiçbir anlamı yok. Tek tek yapmak lazım ki zaten insanın da içine sinmesi lazım. Birini yapacaksınız, ertesi sabah gözü bir açacaksınız. Aynen Cüneyt Arkın'ın filmlerindeki gibi çığlık atacak. Bu görmüyor, bu görüyor. İşte bu ya başarıyı vermeniz lazım orada. Aradaki farkı da hissettirmeniz lazım hastaya. Dezavantajlar yok mu ameliyattan sonra? Var tabii. Çok basit basit küçük şeyler var. Mesela katarak ameliyatı yaptık ya da bu özellikli merceği taktık. 3 ay hafif batma olabilir gözde ameliyattan dolayı. Hafif kızarıklıklar olabilir, kuru göz olabilir. Bunların hepsi geçici şeyler. Bunların hiçbiri kalmıyor. Ama ömür boyu hasta uzağı ve yakını kesintisiz görüyor. Göz içi mercek uygulamasından en çok hangi nedenle yararlanmak istiyorlar? Şu anda son 3 senedir en sık gözlükten kurtulmak. Özellikle iş adamları, hanımlar çok rahat bir şekilde görmek istiyorlar. Yani cep telefonu biliyorsunuz artık bir salgın hepimizde işte bütün sosyal medya var. Birçoğu büyüterek bakar böyle harfleri büyük yapar. Göremez de ışık gerekir ama bu ameliyatı olduktan sonra cep telefonunuzu rahatlıkla okuyorsunuz. Bilgisayarınızı görüyorsunuz. Alışverişe gittiğiniz zaman etiketler için gizli gizli cebinizden bir şey çıkartmak zorunda kalmıyorsunuz. Genç hissediyorsunuz kendiniz. Ay ben bilmez miyim? Ben de böyle büyüte büyüte şu hareketi yapa yapa yani okuyorum çok fena. İyi ki bunu bulmuşlar yani. Böyle bir de o olmasa daha sıkıntıydı. Onu bulmuşlar gerçekten iyi ki diyelim. Bu artık bu çözümlerin olması hayatımızı kolaylaştıracak, yaşam kalitemizi arttıracak. Buna bir çözüm lazım. Hani bugüne kadar idare ettik iyi de ettik ama kendi adıma söyleyeyim. Evet bundan sonrasında hele de bu programları yapan biri olarak değil mi? Çözmek gerekiyor gerçekten. Peki bunun dışında göz içi merceklerle ilgili söylemek istediğiniz bir şey var mı? Tabii ki halkımıza yine bir bilgi vermek istiyorum. Konumuzun ilk basamağı COVID-19 ve araştırmamızı. Evet. İkinci basamağı özellikli mercekler. Evet. Halkın bahsettiği akıllı merceklerdi. Halkımızda şöyle bir korku olmasın. Şu anda bir COVID-19 salgını var. Ben bu ameliyat olursam gözümden bana bulaşır mı? Hayır. Bizde ameliyat olan her kişinin mutlaka ve mutlaka COVID testleri eksiksiz yapılır. Değil, hastaneye ameliyat katına bile giremez COVID testi yapılmamış kişi. Ameliyathaneye giren herkesin mutlaka COVID testleri yapılmıştır. Bütün personelin haftalık olarak bakılır antikor seviyeleri ki zaten bizde antikorlar tavan biliyorsunuz. Sağlıkçılarda 2 defa aşı olduk. Kendimiz de COVID geçirdik. Ya bu konuda bizde bir sıkıntı yok. Peki, şimdi son bir iki dakika içinde bir de size şunu sormak isterim. Hani bu yine konuyla çok alakalı olmayacak. Bir üçüncü konu diyelim, üçüncü başlık diyelim. Sizin internet sitenizde gördüm. Hastalıklı göz nasıl görülür diye bir soru var. Evet. Bugüne kadar da hiç bu konudan bahsetmemiştik. Dolayısıyla nasıl görülür? Yani astigmatı olan, miyopu olan, kataraktı olan, glokomu olan. Aklıma bunlar geliverdi birdenbire. Böyle kısa kısa bize bir iki cümleyle söyler şimdi, misiniz nasıl göründüğünü? Miyop kişiler uzağa bulanık görür. Aynen bir perdenin arkasından bakıyormuş gibi yakını çok net görür. Yakın süper nettir. Miyop uzağa göremez. Mesela derler benim bir ninem vardı. Ninem böyle tığlan iş yapıyordu. O miyop işte. Evet. Yakını görüyor. O uzağa görmüyor. Göremez. O uzaktakinden bir haber. Evet. Şimdi miyopu nineyle özdeşleştirir. Beni gördün selam vermedin denilenlerden. Evet. Hipermetropta iki taraf da sıkıntılıdır. Uzakta da yakında da problem vardır. Astigmat ise çarpık görür. Yamuk görür her şeyi. Der ki kadının bacağı kırık mı acaba? O derece astigmat olup 8-9 numara olanlar var. Glokomda ise farklıdır bunlardan. Glokomda gözümüzün içindeki basınç arttığı için görme alanı dediğimiz, yani bizim görme alanımız burada 180, bu bölgede 120 derece olan boşluklar vardır, siyah noktalar vardır.
böyle başlar. Yukarıdan burayı göremez. Aşağıyı göremez. Şöyle bir kafayı çevirdiği zaman burası kapkaradır. Glokom da böyledir. Yani yer yer göremediği alanlar vardır glokom. Dördü de birbirinden farklıdır. Evet, şimdi bizi izlerken belki sizde de böyle bir his oluştu. Hangisisiniz, hani hiçbiriniz olmayın ama hangisisiniz diye belki kendi kendinize sizde bende hangisi var sorusunu sormuşsunuzdur. Doçent Doktor Levent Akçay, çok teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Yine yeni konu ve konuklarla karşınızda olacağız. O zamana kadar hoşçakalın, sağlıklı kalın.